bin ton kapasitemiz var. 150 bin ton? Evet. Hepsi bu havuzlara sığıyor mu abi? Burası bizim vitrinimiz. Sakarya'nın en iyi alabalık tesisine geldik. Boş masam bile kalmıyor. JoKers kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, Sakarya videomuza devam ediyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir alabalık tesisi. Sakarya'ya geldiğimizde alabalık tesisine gitmeden kesinlikle olmazdı. Ve sizler için Sakarya'nın en iyi alabalık tesisine geldik. Altındere alabalık tesislerindeyiz. Burada hem balık yetiştiriliyor hem de servis ediliyor. Evet, hem üretimini yapıyoruz. Alabalığın, yerli somonun hem üretimini yapıyoruz. Hem de doğayı tatmak isteyen, doğayı görmek isteyen müşterilerimize restoran hizmeti de sunuyoruz. Alabalık'ta iddialıyız. Kaç yıldır var burası? Burası yaklaşık 50 yıla yakındır bir mazisi var. Bir şey sormak istiyorum. JoKers kanalından gelenlere bir farklılık olacak mı? Hani bir özel ayrıcalık, bir kampanya, bir alaka. Tabii öyle bir hizmet yapabiliriz, öyle bir kampanya da yapabiliriz. Evet, sözümüzü aldık arkadaşlar. JoKers kanalından gelenlere özel ilgi alaka yapılacak burada. Evet. Özellikle bilhassa bizi yapmayacaklar, mahcup bırakmayacaklar. Bilal Bey'i bulun. Takipçilerimize. Bilal Bey'i bulun. Aynen. Arkadaşlar, o zaman biz biraz burayı gezelim ve buranın güzelliklerine bir bakalım. Acayip derecede bir doğa harikası var arkadaşlar. Gerçekten burası daha önce geldiğim bir yer ve inanılmaz bir yer. Hep beraber geçelim, bir gezelim biraz. Evet. Bu su dağlardan mı geliyor abi? Evet, bizim Keramali Yaylamız var. Buranın Sakarya'nın zirvesi dediğimiz. Hiç balık düşmüyor değil mi burada? Balık düşmüyor ama biz şöyle, derelerimizi şenlendirmek adına üretim yaptığımızı söylemiştim. Biz her yıl derelerimizi şenlendirmek için müşterilerimiz de gelip kendi aktivite yapabilsin diye üretim yapıyoruz kırmızı beneklilerden. Derelerimizi şenlendirmek adına 50 gram kadar büyük derelere salıyoruz. Onlar da derede tutunduğu sürece 100 gram, 150 gram, 200 gram olduktan sonra gelen müşterilerimiz yemeğini yiyor. Ondan sonra gezmek amaçlı dere boyu yürüyüş yapabiliyorlar. Rekin yapabilirler. Boltalarını alıp balık tutabilirler. Derede balığımız var. Türü biz kırmızı benekli türünü derede yaşatmaya çalışıyoruz. Yoğun günleri de özellikle mesela hafta sonları yani boş masam bile kalmıyor. Genel kapasite 1500-1750 kişilik kapasitem var. Hafta sonları müşteri kalkıp bir sonraki müşteri sıra bekleyecek pozisyonum oluyor. Ondan kaynaklı düğün organizasyonları vesaire organizasyonlar alamıyoruz. Ama ilerleyen etapta şimdi konaklama projemiz var devam eden. Bir yıl içerisinde inşallah o da faaliyete geçecek. Orada ormanın içinde yine düğün salonu olacak, düğün organizasyonları, toplantılar vesaire hepsi olacak şekilde bir planlama yapılmış şekilde konaklamamız devam ediyor. Peki son bir soru soracağım abi. Ondan sonra da videonun biraz yemek kısmına geçelim. Yemek kısmını ben çok seviyorum da. Evet. Diğer alabalık tesislerinden sizi ayıran ne? Kendi üretimimiz. Üretim anından tüketim anına kadar olduğumuz için en büyük ayırt edici özelliklerden biri o diyebilirim.
Kanka bunlar bayağı galiba alabalık ha. Bayağı alabalık da, alabalık işte kanka. Yok bayağı büyük alabalık. Harbiden ala yani. Aa, ala yani. Bunları yiyorlar mı? Yani? Evet, bu bizim yerli somon dediğimiz alabalığın kiloluk hali, yerli somon. Ha. Norveç somonunu şu an Türkiye piyasasında bitirme noktasına gelen balık türümüz. Harikasınız abi. Yeme noktasında daha iyi olduğunuzu söylemiştiniz. Bakalım tutma noktasında da öyle mi? Evet, alamadın galiba. Hepsi kaçtı bu arada. Abi Mustafa burada işe başlasa ne kadar verirsin? Şu an daha acemi ama asgari ücretle başlatırız. Bayağı tuttu abi, kapmışsınız. Toplamda tesiste ne kadar var abi? Full kapasite 750 bin ton kapasitemiz var. 750 bin ton? Evet. Hepsi bu havuzlara sığıyor mu abi? Burası bizim vitrinimiz. Burayı üretim olarak sayma, burası bizim vitrinimiz. Başka yerden mi yiyin? Asıl üretimimiz Melentay'ında var, Düzce Merkez'de var. Bayağı tuttum ben. 15-20 kilo civarında balık var. Nasıl tutabiliyor muyum? Hızlı kaptınız Burada iyi spor yapılır ha valla. Aynen. Yani şuradan şöyle 5 kürek atsan kanka zaten 1 saat fitness yapmış kadar olursun yani. Abi şahsen ben çalışsaydım istifa ederdim. Oğlum ben senin balık tutma işini yapardım. Başka işe karışmazdım. Zaten hep gençleri çalıştırıyor abi ya. Gençler şey yapar. Evet, gençlerin biraz daha enerjisine ihtiyaç duyuyoruz. Ormanın güzelliklerini kullanabilmek için. Burayı servis yapıyor musunuz abi? Evet, burayı da servis yapıyoruz. Buraya servisimizin ekstra, sadece buraya özel 25 lira garsoniyesi var. Haklı sebep abi. Yani o kadar... Biz yemek için bile çıkarken nefes nefese kalıyoruz. Resim de çekilebilirler burada. Çok güzel bir alan var. Arkadaşlar ağaçların içinde çok güzel bir yer. Abi bir düğün olmuş burada galiba böyle. Temeler var. Burada evlilik teklifi oldu. Ha. Evet. Bu kadar emek harcadıktan sonra mutlu olmaz mı? Diyoruz. Yükseğe de çıkarıyoruz. Hayır deme ihtimali kalmıyor. Direkt ağaç eve çıkarıyoruz böyle yukarıya yükseğe. Hayır derse buradan aşağı atabilirsin diyoruz. Biz karışmıyoruz. Bence haklı bir sebep ya. O kadar çıktıktan sonra. Tabii işin işi beğenir. İşini de karışırsa. Ama güzel bir şey. Vallahi burası var ya. Burası güzel. Burası bizim tesisimizin simgesi. Müşterilerimize tavsiye eden diğer müşterilerimiz ağaç evi olan en yukarıdaki diye tabi eder bizi tarif ederken. Çok... Deprem olsa bile sallanmaz burası yani. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Abi hikaye nasıl başladı? Rahmetli dedem o zamanlar tabi bu kadar varlık hiç yoktu eski zamanlarda yokluklardan gelmişler. Bu derede 3-5 tane balık tutarak işte ilk tane öyle ufak bir toprak havuzda böyle betonarme profesyonel havuzları yoktu o zamanlar. Dereden işte balık bu kırmızı benekli dediğim tabir ettiğimiz balıklardan yakalayaraktan bunun yavaş yavaş üretimini yaparaktan 3-5 tane ufak ev tavasıyla pişirerek bir masa iki masa müşteri bakaraktan
zaman zaman işte hani en başta bahsettiğim gibi müşteri memnuniyeti ilerledikçe yavaş yavaş her yıl biz mesela her yıl üstüne bir şey koymaya gayret ediyoruz. Geçen yıl başladığımız tatil köyü projemiz de bunun içerisine dahil. Her yıl müşterimize yeni bir farklılık sunmak. Oradaki evler mi? Evet. Karşıda konaklama projemiz var. 36 daire artı 12 odası var. Ay yıldızlı bayrağımızı bile 5 yıl önce buraya astık. Evet, bu projeyi çok yakışıyor. Evet, 5 yıl önce astık. İki ağaç arasına otopark güneş alır. Ama ay yıldızlı bayrağın gölgesi altında bile. Aynen. Yani abi diyor ki bize, biz kırmızı bayrak sermeyiz. Kırmızı bayrağımız zaten göklerdedir diyor. O bize yeter diyor. Doğru mu? Ben hep böyle başarılı insanların merak etmişimdir. Hani nasıl başardıklarını falan. Sizin bu aile başarınızı neye borçlusunuz? Bunu sormak istiyorum. Ben bir şey alıyorsam muhakkak benim amcalarım, babalarım bize öyle öğretti. Yani bana bir şey alıyorsalar muhakkak benim kardeşlerime, amcamın oğullarına bir tane alınmazdı. Bir eve bir ihtiyaç varsa babamlar 5 kardeştir. O 5'inin evine de muhakkak alınır. Sadece alınırken bir tane alınmazdı. O yüzden nasıl diyeyim? Güven bağları bayağı vardı. Evet, güven bağları yani. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Herkesin işi belli. Herkesin emeği var. Bu emek de bir başarı olarak ortaya çıkınca güven duygusu da zamanla oluşuyor. Sağ ol. Yemek kısmına bir yemek geçelim. Yemek kısmına da evet. Asıl kısım orasıydı. Evet, yemek kısmıyla eklenen. Aynen. Ben çok seviyorum. Oraya geçelim yavaş yavaş. Süleyman az bekle, son balığı alma abi kızını. Hoş geldin zaten. Hoş bulduk. Eyvallah abi. Bayağı kilo veriyorsun değil mi? Yani. Sıcaktan dolayı seviyorsun, yapar sarf ediyorsun. Abi bunlar ikramlarınız oluyor herhalde. Bu ne abi? Evet, bu havuçlu yoğurtlu ezmemiz. Bu domates acıka, acılı ezmemiz. Tereyağı. Normalde balla getiriyoruz da. Trabzon ekmeği. Aynen, Trabzon ekmeği. Çıtır çıtır. Bal. Çiçek balı değil mi abi? Çiçek, kestane, tam 3 karışım var onun içinde. Dere, sabah dere ağzına gittik abi. Onun da videosunu yaptık. Kahvaltıyı orada yaptık. Alabalığı buraya geldik abi. Alabalık bize nasip. İş kahvaltı oraya nasip. Aynen öyle abi. Orası da güzel gerçekten. Alabalığı da güzel yapıyor. Kahvaltısı da gerçekten çok güzel. Ama balı unuttular biliyor musun abi? Heyecandan mı da bilmiyorum. Bir de adam balı çok övdü. Başta. Doğrudur. Orası da bakaramadığım güzel mekanlarında. Yemek konusunda çok biliyorsunuz benim bayağı sevinçli, istekli bir insanım. Şu an puan vereceğim onun üzerinden. Ya 9.5 diyecektim ama diyemedim yani. O kadar taze bir bal ki. Torpil geçmiyorsun değil mi usta? Bak inan aslında ben 10'dan 8 falan diyecektim ama gerçekten bu bala 8 denmez, 9 denmez yani. Harbiden 10 yani. Evet arkadaşlar, işin keyifli kısmına geldik, yemek kısmına geldik. Evet. Çok sabrettik bunun için, biraz bekledik. Biraz emek harcadık. Aynen. Güzel şey beraber. Zaten bekletilmiş abi. Evet. Öyle derler. Ya çok da beklemedik ama bunun bir hazırlanma süreci var. Evet. Abi şimdi kaşarlı alabalığımız. Kaşarlı, kiremitli, tereyağlı alabalığımız. İçinde domatesler falan domates görüyorum. Domates, biber sosumuz var. Bunun limonlu mu yemeliyiz abi? Sen nasıl dersin? Limonlu tavsiye ederim. Limonlu tavsiye ediyorum. Tamam. Güzel bir salatamız var. Kaşarlı mantarımız var. Evet, kaşarlı mantar. Bu demin de o yuvarlak avuda tuttuğumuz büyük balıklardan yerli somonumuz, kendi üretimimiz. Yerli somon. Evet. Büyük balıklardan arkadaşlar. Az önce bir tuttuğum balık. Evet, az önce tuttuğunuz balık. Yağsız saç kavurma, yağsız dana etinden o da. Evet, o da buranın farklı lezzetlerinden biri. Zaten Rizeliler de güzel yapar diye düşünüyorum abi. Evet. Sen de mi Rizeliz abi? Rizeliz abi de sen. Rizeli olduğunu söyledim. Peki abi, Emre'cim bir ye bakalım bir puanla 10 üzerinden.
Yok, puanlama yapmayacağım kanka. Grup edelim de. Ama bakacağım. Yani güzelse güzel diyeceğim. Kötü eleştiriyi kabul ediyor muyuz? Açıyoruz abi? Evet. İddialı olduğumuz ürünlerden bir tanesi. Üzmeyiz abi seni yani, merak etme. Yok, müşterilerimiz en azından bizi tercih edecek müşterilerimiz de. Evet arkadaşlar, gerçekten Kaşar'la beraber. Kaşar'dan bir türlü kurtulamıyorum. Emre yiyebilirse bu almayacak. Böyle birazcık daha, ben limonu severim. Harika. Ya görüşü bile iyi yani. Yani tek de şu meze bile var ya, adamı doyurma yeter yani. Bence. Trabzon ekmeği buna banacaksın kardeşim, buna böyle banacaksın. Böyle yiyeceksin. Arkadaşlar harika gerçekten. Bu yemeklerden ye, yaşlanmazsın. Yaşlanmaktan ziyade mutsuz olmazsın. Geriye gidecek yani. Arkadaşlar 45 lira gibi bir şey. Fiyatlar çok pahalı değil. Baktık. Burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi biz biraz yiyelim. Kameraman arkadaşım da bana bakıp duruyor. O yüzden biz biraz yiyelim. Sonra tekrardan şey yapalım. Çok heyecanlıyım. Yavaş gidiyorum. Çok heyecanlıyım abi. Mustafa, neler hissediyorsun? Şu an bir şey hissedemiyorum. Yani. Vereyim mi başka? Bunlar beni tartar mı abi? Tartar. Allah 17 ton taşıma kapasitesi var. Bu arada arkadaşlar, daha önceki yapmış olduğumuz zıplama videosunu da şuradan izleyebilirsiniz. Bunu da buraya bırakıyorum. Bundan çıkma şansın çok az, çıkmazsın yani. Çıkamazsın bunun içerisinde. Sıkıntı yok. Evet. Verdiğin psikolojik destek için teşekkür ederim abi. Kamerayı tut, yeterli. Tamam, hadi. Hazır. Hazır. Gide gide. Hoo! Oğlum, o kadar da korkunç bir şey değilmiş lan. Ağaçlara giriyorum. Hoo! Selamünaleyküm abi. Allah be. Kanka, ağır olunca normal yani, yapacak bir şey yok. Basar mısınız abi ya? Yapıştım biraz, Allah. Siz YouTuber mısınız abi? Kanka, YouTuber'ız. Ama iyi çaktın değil mi? Yani. Yastık bile demiştir, bu ayı kim yolladı buraya diye. Yok yani, kankalar geldi. Evet. Haydi görüşürüz. Görüşürüz kanka, kendine bak. Şu an ormanlık alanlara doğru gidiyorum herhalde. Evet. Şu an gördüğünüz gibi. Ben çok sert vuruyorum. Allah be. Az önce çok sert çarptım. Neler hissediyorsun? Kanka, az önce çok sağlam çarptım. Çocuk dedi ki, kim gönder lan bu ayı? Ama eğlenceli valla, var ya. Sizinle gelmeden hep şu an oldum yani. O geçen gün zıplayla bilmediğim için şu an oldum yani. Yemeğimizi yedik. Gerçekten çok güzeldi. Bizi çok güzel ağırladınız abi. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Yani ücret de almadınız bizden. Çok sağ olun. Bizi desteklemeniz abi. Gerçekten çok teşekkür ederiz size. Abi, son olarak söylemek istediğiniz, takipçilerimize söylemek istediğiniz, müşterilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Birlikte bu güzel yerleri takipçilerimizle paylaştığınız için biz teşekkür ediyoruz. Bizleri, burayı, doğayı merak eden, balığımızın lezzetini sizler gibi tatmak isteyen tüm takipçilerinizi
ağırlamaktan onur duyuyoruz. Evet. Herkesi buraya bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar öncelikle videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yine söylemek istiyorum ki Rökez kanalından geldiğinizi söylemeyi unutmayın. Bilal Bey ve bu kurumdaki herkese, bize hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diler. Hayatında kolaylıklar dileriz. Görüşmek üzere. Evet.